Şimdi paralel olarak verilmiş şunlar. Şu doğrular birbirine paralel verilmiş. Bizden istenen EFG. EFG şu tepedeki açı. Oraya da x diyelim. Şurası. Şimdi biz şu D köşesinden bir tane paralel çizersek şurada tanıdık bir şekil ortaya çıkacak. D köşesinden bir tane paralel çiziyorum. Şöyle. Şimdi eğer biz şöyle bir durumla karşı karşıya kalırsak, diyelim ki iki tane paralel doğru verilmiş olsun. Şöyle uzatılmış. Böyle bir şekil ortaya çıkmış olsun. Şuradaki açı, işte A açısı, buradaki açı, B açısı, buradaki açı, C açısı ise bu ABC arasında şöyle bir ilişki ortaya çıkabilir. Tabii bilmiyorsak da şunu yapacağız. Şunu uzatırız. Tabii şöyle uzatalım bunları da. Bunu da uzatıyorum. Şimdi bunu yukarı doğru ya da şurayı aşağı doğru uzatırsak şöyle. Buradaki B açısı sağ tarafa baktığı için aşağıda sola bakan açıya eşit olacak. Yani şurası B açısı olacak. Şurada gördüğümüz üçgenin dış açıları A, B, C olur. Üçgenin dış açıları olduğu için buradaki A, B, C'nin toplamı 360 derece olacak. Yani biz şöyle bir şekilde karşılaşırsak paralel doğrular arasında, böyle bir şekilde karşılaşırsak şu üçlünün toplamı 360 derece olacak bu nedenle. Ya da şöyle bir şey de söylemek mümkün. Buradan bir tane doğru çizersek şu ikisinin toplamı 180, bu ikisinin toplamı yine 180, toplamları 360 olur. Şunu siliyorum, bunu kullanmalıyız. Kullanmazsak çok uzayacak yoksa soru. Şimdi şuradaki parçanın ne olduğunu bilmiyoruz, ona isim verelim. Buraya Y diyelim, şuradaki açıyı. Öncelikle şu şekil üzerinden hareket edelim. Az önce yazdığım özellikten dolayı bu üçünün toplamı 360 derece olacak. Yani x artı y artı 96 eşittir 360 derece. Hemen şu 96'yı karşıya atabiliriz. Şöyle. Bu durumda x artı y çıkarırsak 264 mü? Bakalım 60, 70, 264. Evet. Toplayalım. Evet, 264. Yanlış toplamalıyız. Yanlış çıkarmalıyız. 264. Evet, devam edelim. Şurayı siliyorum şimdi. Ya da bunu silmeyeyim. Ya da sileyim hadi. Şurayı siliyorum. Şimdi şu şekil üzerinden hareket edelim. Şurada aynı şekilde karşı karşıyayız. Bu da diğerinin aynısı. Tabii bu sefer bizim açılarımız şunlar. Açılardan birisi burası 120 derece. Diğeri şurası 110 derece. Bir diğeri de bunun tamamı şurası. 26 artı y. Bu üçünün toplamı da 360 derece olacak. Yazıyorum onları. Şöyle. Şurası 26 artı y. Artı ortadaki 110. Artı tepedeki 120. Eşittir 360 olacak. Şimdi açıları toplayalım. Y artı ikisini topluyorum. 230. 230. 26 da burada. 256 eşittir 360. Karşıya atıp çıkarırsak bizim Y açımız şurada 44 var 300'e. 60 da burada var 104. Yanlış mı yapıyoruz? 44 60, 104. Toplayalım bakalım. 10. Evet, doğru. Doğru. Şimdi 104 olur y'miz. Şimdi yerine yazalım. Bizim ilk bulduğumuz ifade şuydu. X artı y'yi biz 264 bulmuştuk. Y'yi 104 bulduk. X artı 104 eşittir 264. Şimdi buradaki 104'ü karşıya atıp çıkarırsak 264'ten bizim x'imiz eşittir 160 olur. Evet, bakalım 160 mı? Evet, 160 doğru bulmuşuz.